Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite ondalık gösterim. Ondalık gösterimleri verilen sayıları karşılaştırmadayız. Konumu büyütüyorum. Ondalık gösterimlerle sıralama yapılırken önce tam kısımlara bakılır. Tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür. Tam kısımların eşit olması durumunda ondalık kısımlara bakılır. Buna göre onda birler basamağı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür. Eğer arkadaşlar onda birler basamağı da eşit ise yüzde birler basamağı büyük olan kesir daha büyük oluyor. Eğer onda birler ve yüzde birler basamağı da eşit olduğu zaman binde birlere bakılıyor ve binde birler basamağı büyük olan ondalık gösterim daha büyük olmuş oluyor. Örneğin arkadaşlar 4 tam onda 3, 4 tam onda 6, 4 tam %50 altın gösterimlerini karşılaştıralım diyor. Şimdi tam kısımlara baktım. Hepsinde 4 var. Onda birler kısımlarına bakıyorum. 3, 6, 5 var. Bunların en küçükleri 3 olduğu için 4 tam onda 3 en küçüğü diyorum. Sonra 5 olduğu için 4 tam %56 arkadaşlar, %59 pardon. Bu ondan sonra gelecek. Sonra arkadaşlar 4 tam onda 6 olduğu için 4 tam onda 6 da hepsinden büyük olacak. Etkinliklerimize başlayalım. Gösterimler arasında büyüktür, küçüktür veya eşittir sembollerini koymamızı istemiş. Tam kısımlarına bakalım. İkisinde de 14 var. Şimdi onda birler basamağına bakıyorum. Burada 1 var, burada 2 var. Araya küçüktürü koyduk. Tam kısma baktım, ikisinde de 5 var. Onda birler basamağına baktım, ikisinde de 4 var. Şimdi yüzde birler basamağına bakacağım. Burada 6, burada 8 var. Dolayısıyla araya küçüktürü koyuyoruz. Tam kısımlara baktım, burada 5 var, burada 0 var. Dolayısıyla 5 büyüktür 0 olduğu için araya büyüktürü koydum. Tam kısımlar 6. Onda birler basamağına bakıyorum 8. Yüzde birler basamağına bakıyorum 7. Binde birler basamağına bakacağım. Burada 0 var. Arkadaşlar burada da 0 var. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşit. Tam kısımlara bakalım. 0. Onda birler basamağına bakalım. Burada 3 var. Burada 4 var. 3 4'ten küçük olduğu için küçüktürü koydum. Tam kısımlarıma baktım. 25. Devam ediyoruz arkadaşlar. Onda birler basamağına bakalım. 0. İkisinde de 0 var. Yüzde birler basamağına baktım. Burada 8, burada 7 var. 8 7'den büyüktür. Büyütelim. Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Şimdi tam kısımlara bakıyorum. 0, 0, 1 var. En büyüğü 1 olduğu için bunu 1 tam onda 2 büyüktür dedim. Bunu eledim. Şimdi onda birler basamağına bakıyorum. 5 var, 0 var. 5 büyük olduğu için 5'i yazdım. Yani 0 tam onda 5. En küçükleri de 0 tam %6 geldi. B'ye gelelim. Arkadaşlar tam kısımları eşit. Onda birler basamağına bakıyorum. 0, 0, 1. 1 büyük olduğu için 4 tam %10 büyüktür dedim. Sonra %1'ler basamağına baktım. Bunu eledik. 0, 0 var. Pardon, burada 0 var, burada 1 var. 1 büyük olduğu için 4 tam %1 büyüktür diyorum. Geriye 4 tam binde 2 kaldı. Devam edelim arkadaşlar. Tam kısımlara bakıyorum. 17 var hepsinde. Onda birler basamağına bakıyorum. 0, 0, 1 var. Bakın 1 büyük olduğu için bunu yazıyorum. 17 tam onda 1 büyüktür. Bunu eledik. %1'ler basamağına bakalım. 6 var, 4 var. 6 büyük olduğu için ilk önce 6 olanı yazıyorum. Yani 17 tam binde 62. Sonra 17 tam %4 geldi. Devam ettim. Tam kısımların 1 hepsi eşit. Şimdi onda birler basamağına bakıyorum. Burada 9 var, burada 1 var, burada 0 var. En büyüğü 1 tam onda 9. Sonra 1 tam %10. Sonra 1 tam binde 10 geldi. Tam kısımlarına baktım. 6. Onda birler basamağına bakıyorum. Burada 6 var. Buralarda 0 var. 6 büyük olduğu için bunu en büyük olarak yazıyorum. Sonra burasına ve buraya bakacağım. Arkadaşlar %1'ler basamağında ikisinde de 6 var. Binde birler basamağında burada 0 varken burada 6 var. 6 büyük olduğu için
Ortada olan 6 tam binde 66 olacak. En küçüğü de 6 tam %6 yani binde 60 olacak. Tam kısımlarıma baktım 0 0 0. Onda birler basamağına bakıyorum 0 tam. Onda 5 büyük oldu. Sonra 0 tam binde 408 ve son olarak 0 tam binde 300 geldi. Devam edelim. Yukarıda verilen rakamlar yalnızca bir kez kullanılarak yazılabilecek. 15'ten küçük en büyük ondalık gösteriminin okunuşunu yazınız demiş. 15'ten küçük olacak ve 15'ten küçük en büyüğü istiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane rakam var. Bizim sayımız bu şekilde oluşacak. 15'ten küçük. Onlar basamağına 1 gelecek. En büyüğünü istediği için arkadaşlar 1 dışında koyabileceğim en büyüğü koyacağım. Bakın 7, 9'da olmaz. Neden? Çünkü 15'ten küçük olacak. Dolayısıyla 4. Sonra arkadaşlar büyükten küçüğe doğru direkt sıralayabiliriz. 970. Yani 14 tam binde 9 170 dedik. Tam kısmı iki basamaklı yazalım. En küçük ondalık gösterimi ve gösterimin okunuşunu yazınız. Şimdi onlar basamağına sıfır gelemez. En küçük istediği için en küçüklerine bakacağım. Sıfır gelemez. Eğer sıfır gelirse tam kısmı bir basamaklı olur. Dolayısıyla onlar basamağına arkadaşlar bir gelecek. Bir gitti. Şimdi birler basamağına sıfır gelebilir. Sıfır gitti. En küçük istediği için 4, 7, 9'u koydum. Bunun okunuşu da arkadaşlar 10 tam binde 470 9 dedim, devam ediyorum. Yanda verilen ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayarak yukarıdaki kutucuklara yerleştirdiğimizde A harfine gelen karşılık gelen ondalık gösterimi istiyor. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Tam kısımlarım aynı arkadaşlar. Ondalık kısımlarında en fazla 3 basamak olduğu için bunların hepsini 3 basamağa tamamlayayım. Şimdi tam kısımlarım aynı. Onda birler basamağına bakacağım. 5, 0, 5, 5, 0. Şimdi bu sıfır olanları değerlendireceğim. Yüzde birler basamağına baktım. 5 var. Binde birler basamağında burada 0 var. Yani arkadaşlar 12 tam %5 en küçükleri. Devam edelim. Sonra 12 tam binde 51 gelir. Bu ikisini yazdık. Şimdi 12 tam onda 5, 12 tam %51, 12 tam binde 512 var. Onda birler basamağına baktım. Hepsinde 5 var. Yüzde birler basamağına bakıyorum. Burada 0 var. Yani 12 tam onda 5 hepsinden küçük oluyor. Devam edelim. Sonra burada 1 var, burada 1 var. Binde birler basamağına bakacağım. Burada 0 olduğu için bu daha küçük olacak. 12 tam %51 küçüktür. 12 tam binde 512 oldu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırayla yazıyoruz. G, Ü, N ve de N, A ve de Y. Buradan A harfine karşılık gelen ondalık gösterim 12 tam %51 olarak geldi. Büyütelim. Yukarıda A, B, C fidanları ve bu fidanların boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre uygun eşleştirmeleri yapınız demiş. Arkadaşlar şimdi en kısa olanı C'ydi. İlk önce ben bu verilenleri küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Tam kısımları aynı. Onda birler basamağına baktım. 3. Buralarda 0 var. Hepsinin 3. Şimdi yüzde birler basamağına bakalım. Burada 0 var. Burada 7 var. Burada 7 var. En küçüğü 0 olduğu için 43 tam onda 3 küçüktür. Buraları değerlendiriyoruz. 43 tam
%37, 43 tam, binde 375. Binde birler basamağına bakalım. Burada 0 var, burada 5 var. 0 daha küçük olduğu için buraya 0 olanı yazıyorum. Son olarak 43 tam, binde 375. Buradan en kısası 43 tam, onda 3 olduğu için bu C fidanı. Şöyle eşleştirelim. Sonra 43 tam, %37 olduğu için arkadaşlar bakın bu arada olan olacak. Yani A fidanı, bu da B fidanı. Gelelim burada da eşleştirelim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.